Mezmurlar 37. bölüm. Ve 21. ayetten başlıyorum. Sayfa 701 Kutsal Kitap'ta. Kötüler ödünç alır geri vermez. Doğrularsa cömertçe verir. Rabbin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak. Lanetlediği insanların kökü kazanacak. Rab insana sağlam adam attırır. İnsanın yolundan hoşnut olursa, düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elinden tutan Rab'dir. Amin. Bildiğiniz gibi kutsal kitaptaki bütün Rabbin sözleri bizler için. Bize Rabbin yolunu göstermek. Amin. Rabbin lütuflarını, Rabbin bereketlerini, Rabbin sevgisini, sevinçlerini bize aktarmak istiyor. Ama şunu da bilmemiz lazım ki, herkes Tanrı'nın sözüne itaat etmiyor. Maalesef uygulamaya baktığımız zaman, Rabbin kilisesinde çok fazla dinleyici var. Amin. Ama uygulayıcı sayısı çok az, biliyor musunuz? Hep dua ediyoruz. Rab ülkemizi bereketle, ülkemize uyanış getir diye. Amin. Ama genelde baktığımız zaman insanlardaki bencillikten dolayı insanlar hep sadece kendi yaşantılarını, kendi ihtiyaçlarını düşünüyorlar. Onun için bir adım atıp Rabbin istediği gibi yaşantılarını bir düzene koyamıyorlar. Onun için de Rabbin bereketini alamıyorlar. Ve baktığımız zaman da her alanda olduğu gibi finansal alanda da insanlarda büyük bir yıkıntı var. Biz yapmış olduğumuz hizmetlerde gelen dua isteklerine bakıyorum. İstatistik olarak genelde finans konusunda dua edin diyorlar. Borçtan kurtulma, yanlış adım atma. Çünkü Tanrı'dan bilgelik almadığımız sürece ne bütçemizi ayarlayabiliriz, amin, ne de finansal borçtan kurtulabiliriz, ne de kredi kartlarının bağımlılığından kurtulabiliriz. Bunlar biz gibi imanlarda büyük yüküm getiriyor. Amin. İnsanlar çözümü hep eldeki mevcut şeylerden karşılamaya çalışıyorlar. Ama hiçbir zaman düşünmüyorlar ki asıl bizim sağlayıcımız Rab. O bize ne bir faiz yüklüyor, ne bizi darda bırakıyor, ne de bizi bir yükümlü seviyeye getiriyor. Bugün insanlar bilinçsiz bir şekilde elindeki paraları borsaya yatırıyorlar, para getirecek yere yatırıyorlar ve onun stresiyle hiçbir zaman bir esenlik duyamıyorlar. Daima bir panik içindeler. Acaba batacak mı para? Acaba ne kadar faiz geldi? Bu var ya, bu insanları yıpratır. Amin. Bu insanları hem ruhsan hem fiziksel hem bedensel olarak zaten aynı şey insanları yıpratır. Ama diyor ki doğrularsa diyor cömertçe verir. Yani Tanrı sözünü uygulayanlar, Tanrı'nın istediklerini yerine getirdikleri zaman onların yüreğindeki bu cömertlik onların hayatına bir esenlik olarak gelecek. Çünkü Rab bir sözünde diyor ki ondalık bana ait diyor. Bana getirin diyor. Doğru mu? Eğer biz bunu yerine getirdiğimiz zaman ilk bereket için adım atmış oluyoruz. Yani nedir bu? Rabbimizi hayatımızın efendisi, hayatımızın en ön sırasına koyan bir Rab olarak görüyoruz. Ve geri adım atmamız lazım. Amin. Bugün hepimiz çeşitli sınamalardan geçtik. Doğru mu? Ve yanlış adımlar attık, yanlış kararlar verdik. Ve bunun sonunda da sıkıntıya düştük. Ama bunlardan kurtulmak için Rab'be gelmemiz, Rab'be sığınmamız, onun yardımıyla, onun rehberliğiyle esenliğe kavuşmamız gerekiyor. Çünkü müjdeyi paylaşmak için bir ücret gerekmiyor. Sadece yüreğimizin hazır olması ve dilimizle bunu anlatmamız, müjdeyi paylaşmamız da yeterli oluyor. Müjdeye baktığımız zaman iki ayaklı bir güç var. Tanrı'nın görkemi, gücü ve bir de finansal güç. Tek ayakla hiç kimse bir yere gidemez. Gidebilir mi değerli kardeşler? Belli bir zaman sonra ne kadar zıplayabilip yürüyebilirsin? Onun için müjdenin desteklenmesi için cömert olan bizlerin, amin, ve müjdenin desteklisi olmamız gerekiyor. Bu çok önemli.
Ve biz Rabbin kutsaması altına girdiğimiz zaman da bu ülkedeki bütün bereketleri, Tanrı'nın bize vermek istediği bütün lütuflara sahip olacağız. Amin. Sahip olacağız. Çünkü Rab sözünde öyle söylüyor. Eğer sen diyor cömert olursan, benim uygulayıcım olursan, bu ülkedeki benim hazırladığım bütün bereketleri alacaksın. Amin. Bu bereketleri almak için de en önemlisi canlara ulaşmak, kaybolanlara ulaşmak. Biraz evvel harika bir ilahi söyledik. Tanrı kuzusu diye değil mi? Çarmıhta İsa senin ve benim için büyük bir ücret ödedi. Kimsenin ödeyemeyeceği bir ücret. Her alanda. Yoksullukları da iptal etti. Onun için hiçbir zaman bizim yoksul olmamız gerekmiyor. Amin. Hem ruhsal, hem fiziksel, hem de finansal olarak bizim yoksul ve darda olmamız gerekmiyor. Rab'dır bizim sağlayıcımız. Amin. Ve Rabbin bereketidir, değil mi? Bizi bereketleyecek ve Rab ne diyor? Onda bir sıkıntı, bir dert olmaz diyor. Çünkü bir panik yok. Biliyorsun ki Rab'den geldi. Bu kutsal. Ve ben buna sahip olduğum zaman hiç kimse buna dokunamayacak. Davut burada harika bir mezmur anlatıyor bize. Ve 23'te diyor ki ayette, Rab insana sağlam adım attırır. İnsanın yolundan hoşnut olursa, düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elinden tutan Rab'dir. Hayattaki bir takım sınamalardan geçmiş Davut. Ve bunu bize aktarıyor. Diyor ki yani Rab seni sağlayıcın. Eğer sen Rab'da sağlam durursan ve Rab senden memnun olursa, hatalar yapsan bile, bazen durumlara odaklanıyor insanlar. Ay diyor ya, bu ay ondalımı vermesem, ay iki ay oldu, üç ay, yahut da ay kiliseye katılmayalım. Ya bu işte durumum müsaitti, kiliseye gittiğim zaman yine ondalıkları ve sunuları isteyecekler. Amin. İnsanlar böyle geri atıyorlar. Ama şunu size açıkça söylemek istiyorum ki, kilise Rabbin bir eğitim müessesesi. Biz her şeyimizi kilisede öğreniyoruz. Eğer bir insan derse ki ben her günümü fazlasıyla Rabb'e ayırıyorum, bilmiyorum ne kadar doğru. Ama buraya geldiğimiz zaman burada bir aile, burada bir birlik, beraberlik var. Tanrı'nın bir görkemi var. Ve burada paylaştığımız zaman o zaman sen odak noktanı ihtiyacın olana doğru yönlendiriyorsun. Diyorsun ki ya bu söz benim hayatımı değiştirecek. Ben kilisede büyüdüm. İman ettikten sonra ben kilisedeki verilen mesajlarla, vaazlarla büyüdüm. Amin. Orada öğrendim her şeyi. Rabbin neler yapmak istediğini. Hayatımda. Ve hiçbir zaman da hafife almadım. Amin. Hafife almamamız gerekiyor. Eğer biz hata yapsak da, düşse kalsak da Rab bizim yüreğimizi bildiği için yine bize sahip oluyor. Bizi terk etmiyor. Ama insanlar Rab'bi terk ediyor. Çünkü durumlara bakıyorlar. Ama durumlar bizim yaşantımızı kontrol edemez. Durumlar bizim yaşantımızı şekillendiremez. Amin. Negatif durumlar bizi depresyona sokuyor. Ve insanlar devamlı bir şüphe, devamlı bir asık suratla, değil mi, günlüğünü geçirmeye çalışıyorlar. Onun için bu öğretileri yapıyoruz ki bu öğretilerde geldiğiniz zaman siz de bundan kendinize düşen bir payı alın diye. Diyor ki 25'te, ben bunu çok seviyorum. En çok sevdiğim, kutsaklarımı hepsini seviyorum ama bazı böyle insanların üstüne derin derin düşündürecek ayetler var. Onlardan bir tanesi bu. Gençtim, ömrüm tükendi. Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, soyunun ekmek dilendiğini. O hep cömertçe ödünç verir, soyu kutsanır. Davut bir çobandı. Babasının kuzularına bakan, her sabah alıp onu, değil mi, vadiye götüren, otlatan, sulandırıp geri döndüren, kendi tahtadan yaptığı harple ilahiler söyleyip şiirler yazan birisiydi. Gençti. Hiçbir eğitimi yok. Hiçbir eğitimi yok. Birisi sordu, acaba ilkokulu bitirdi mi diye.
O zamanlar okul falan yani nerede yani bahsettiğimiz yıllarda. Ama yüreğinden gelen kutsal ruhun doldurmasıyla o genç çocuk bir gün Tanrı'nın seçeceği birisi oldu. Tanrı onun yüreğini gördü. O kadar insan varken toplumda, millette Rab onu, peygamberi ona gönderdi. Git dedi onu bul. Ve tabii hayatında büyük hatalar yaptı. Gençti, tecrübesizdi. Ne öğrendiyse, onun önünde de iyi bir önder yoktu ailesi. Ailesi onu adam yerine bile koymuyordu bir yerde, değil mi? Ziyarete gelen peygamberi sordu ama adamı hatırlamadılar bile Davut'u. Ya başka kimse yok dediği zaman ha dediler. Bizim bir de çoban Davut var şu anda şeyde. Vadide otlatıyor kuzuları. Amin. Yani adam yerine bile ailesi bile koymuyordu. Ama bu gençti, yetişti. Hiç ummadığı bir şekilde bir gün kral oldu. Oldu mu? Kral olduktan sonra hata yapıp günaha düşmedi mi? Düştü. Ve şöyle kendisine doğru bir bakış yaptı. Ben nereden geldim? Benim geçmişim neydi? Neler gördüm? Nasıl bir hayat tecrübesine sahip oldum? Ve şimdi ne durumdayım diye baktı. Hiç bazen siz düşünüyor musunuz? Nereden geldiğinizi, nasıl bir yaşantı geçirdiğinizi, şu anda Rab'le ne bir duruma geldiğinizi bir bakıyor musunuz acaba? Yapmış olduğunuz hatalar, tecrübesizlikten kaynaklanan yanlış kararlar. Şimdi bunlara gerçekten bir değer veriyor musunuz? Davut vermiş. Ben diyor gençtim diyor. Şimdi diyor bir yaşa geldim. Şöyle bir baktım diyor. Etrafımda gördüğüm dürüst insanlar, özellikle Tanrı'ya tapan insanlar, Tanrı bilgeliğiyle yaşantısını kuran ve onun sözüne itaat eden insanları, cömert olanları, tapınağa gelip sunularını bolca getiren, kardeşlerin ihtiyaçları için elini, yüreğini, kesesini açan insanları gördüm. Hiç onların darda olduğunu görmedim diyor. Doğru mu? Demek ki farklı bir şekilde Tanrı hizmetinde bizim de cömert olmamız gerekiyor. Amin. Ve hiçbir zaman diyor onların sayesinde diyor onların dürüstlüğü, onların sadakati sayesinde gelecek neslinin de diyor farkındayım diyor. Hiç onların da diyor dilendiğini, yok bir durumda olduğunu görmedim diyor. Belki şimdi siz farkında değilsiniz. Kutsal kitaba göre sizin doğruluğunuz sizin gelecek neslinin bereketi olacak. Amin. Ve yapacağınız en önemli görevlerden bir tanesi ben söylüyorum kişisel olarak çünkü ben yapıyorum. Ondanınızın dışında tohum ektiğiniz zaman çocuklarınız ve gelecek neslin için tohum ekin. Onların geleceği için. Eğer durmadan kendi ihtiyaçlarınızı Rab'be getirip bir liste çıkarırsanız Rab bundan hoşnut olmayacak. Çünkü o ihtiyaçlarımızı biliyor. Rab benim neye ihtiyaç, benim ailem neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Ve benim cömertliğim ve dürüstlüğüm sayesinde onları sağlıyor. Ama benim üzerime düşen görev, gelecek nesiller için, Rab için bir tohum ekmek. Ben her iki torunum da daha hem Pastör Gülben hem kızım hamile olduğu andan itibaren, yani bildikten, kendi aklıma geldik, iman ettikten sonra onlar için daima sunu ekiyorum. Onların geleceği için. Çünkü kutsal kitap söylüyor. Senin dürüstlüğün, senin cömertliğin sayesinde diyor. Senin çocukların, senin torunların bereket alacaklar diyor. Senin sayende. Amin. Ve onların hiçbir eksiği olmayacak. Ve aynı zamanda Rab diyor ki hep cömertçe verir. Ve diyor bütün soyu da diyor kutsanır diyor. Amin. Hallelujah. Onun için değerli kardeşler, ben size şunu söylemek istiyorum ki sakın durumlara bakmayacağız. Çünkü durumlar hiçbir zaman bizi neticeye götürmeyecek. Çünkü eğer eline bakarsan elinde daima bir eksiklik göreceksin. Doğru mu? Daima elinde bir eksiklik göreceksin. Çünkü ihtiyaçlarını karşılayamayacağın, ben ilk iman ettiğim zaman, kiliseye gittiğim zaman yeni imanlıyım, öğreniyorum. Bir gün pastör dedi ki eline bak dedi herkese, elimize baktık. Şu anda dedi cebinde ne olduğunu düşün, eline koy dedi. Öyle düşündük. Eğer dedi bu senin yarın ve birkaç gün içinde ihtiyaçlarını karşılayacak mı dedi.
Mesela dedi yarın dedi bazılarınızın kira günü. Bunu karşılayacak paranız var mı cebinizde yaptı bir yerde? Baktık yok gibi. İşte o zaman o senin için bir tohum dedi. Eğer dedi elindeki senin ihtiyacını karşılayamıyorsa Rabbe güvenerek onu ekeceksin. Çünkü Rabbin prensibi ekme biçme yasası. Ekeceksin ve Rab bunu sana sağlayacak. Rabbin prensipleri çok güzel. Uygulaması da kolay. Sadece bir yüreğe bakıyor. Eğer biz yüreğimizi Tanrı'nın istediği yönüne yönlendirirsek hayatta hiçbir eksiğimiz olmayacak. Hiçbir alanda. Özellikle finans konusunda da olmayacak. Çünkü bugün dünyada kime sorarsan sor en önemli uygulardan bir tanesi ruhsal, ikincisi finansal konu. Doğru mu? Ve Rab bizi bu iblisin tuzağından kurtarmak istiyor. Çünkü iblis insanları durdurmak istiyor. Durumlarına bak, sen veremezsin. Senin zaten ihtiyacın var gibilerden hep seni yanıltmak istiyor. Çünkü nedir? O senin bir tapınman. İlahilerle tapınıyoruz, Tanrı sözüyle tapınıyoruz ama sunularımızla da Rab'be tapınıyoruz. Ve seni Rab'be tapınmaman için durdurmaya çalışıyor. Çünkü o bir şey veremez. İblis hırsız. Çalmaya, mahvetmeye, öldürmeye gelmiş. Ama Rab bereket Tanrısı. Verecek olan, sağlayıcı olan Rab. Yahve Yiremiz, El Şaddai'miz o. Ötekisi hırsız. Hırsızdan bir fayda gelmez ama Rab'den fayda gelir. Amin. Onun için biz de şimdi Rab'be tapınacağız. Amin. Ondalıklarımızı getirirsek ondalıklarımızı vereceğiz. Sunularımız varsa Rab'be cömertçe sunularımızı vereceğiz. Ektiğimiz her tohumu için bir isim koyacağız. Sakın vermiş olmak için zarfı elinize aldığınız zaman içine bir şeye koyaraktan vermeyin. Bir isim koyun tohumunuza. Diyelim ki domates üretmek istiyorsun. Bayan da çok iyi bilir. Benim eşim dahil. Evvela domates için gidip fide almak lazım değil mi? Yahtanım? Ekeceksin ki domates olsun. Ama domates fidesi aldıktan sonra da acaba benim kabak ne zaman olacak diye beklemeyeceksin. Ne ekersen onu biçeceksin. Onun için sunuya isim koyacaksın. Ve unutmayacaksın. Arkasından da takip edeceksin. Diyeceksin ki Rab bu benim sunum. İsmi de bu. Bunun arkasındayım biliyorum. Sana da hatırlatmama gerek yok ama ben unutmadım. Bu tohumum, bu sunumun arkasındayım. Amin. Haleluya.